Bazen diyorum ki en doğrusunu Can yaptı aslında. Elini ayağını çektin bu işlerden. Kendini hocalığa verdin. Ben de bu aralar tam tersini düşünüyorum. Nasıl yani? Okulda öğretmenlik yapıyorum. Çocuklar 16-17 yaşlarındalar. 3 gün, 4 gün antrenmana geliyorlar. Sonra arazi. O zaman okulu bırakacaksın. Bıraktım gibi zaten yani. Bıraktın mı? Hiç duymadım ya. Gerçi nasıl duyacağım ki? Benimki de laf işte. Peki, bu aralar kendine bir şey bakıyor musun? Bakıyorum aslında. Zaten seni de o yüzden aradım. Sahalara geri döneyim diyorum. Dön. Biz de seni çok özlemiştik. Aslında altyapıya bir adam arıyorlardı. Hoca ile pek anlaşamamışlar. Çocuklar da her gün arıza çıkartıyor. Eğer ki istersen hemen konuşurum. Sevinirim valla. Nereye, hayırdır? Seni işi halletmeye. Hadi gel. İyi, tamam. Vallahi çok şaşırdım ben. Yani böyle 2-3 gün içerisinde nasıl çıkardılar bu kadar işi? Kim yaptı bunu? Nergis mi yaptı hepsini? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işi aldık biz. Gerçekten. Bence de. İlk başta biraz bir tereddütüm vardı. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Vallahi ben biliyordum. Tamam, geliyorum. Tümcüme hemen geliyorum. Tamam. Tilin Hanım. Ayşen'cim, nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen gördün mü bunları? Ha, tabii ki. Harika bir koleksiyon olmuş, bayıldım. Çok çalıştı kızlar. Kızlar derken, ben Nergis yaptı diye biliyorum. Nergis yaptı tabii ama Demet'le birlikte. Ha. Az önce Melda'yla konuştum, öyle konuşmadı benimle. Neden öyle söyledi bilmiyorum ama... Eminim ben. Başından beri birlikte çalıştılar. Çok emek verdiler, çok. Güzel olmuş. Neyse, ben gidiyorum. Görüşürüz. Tabii, kolay gelsin. Sağ olun. Başkanım, Cihan'ı yıllardır tanırsınız zaten. En kabiliyetli çocukları ensesinden tutup getirir vallahi. Biz vaktiyle hocamızı çok istedik ama ikna edemedik. İşte ben o sıralar başka çocuklar ensesinden tutup getiriyordum. Cihan, istersen hiç uzatmayalım, gerek yok. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz. Eğer sen varsan ben de varım. Vallahi ben bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. O zaman hoş geldin diyelim mi? Hoş bulduk. Ne zaman başlıyoruz? Benim okuldan çıkış işlerini halletmem lazım. Ha bir de benim bir öğrencim var. İleride çok iyi bir atlet olacak. Onu çalıştırmaya devam edebilmem lazım. Eğer takımdan zaman bulursan niye olmasın? Tamam o zaman. Sen Kerem'le konuştun mu hiç? Aramadım. Arasam da açmaz biliyorsun. Ama bak, konuşursam haber veririm. Sağ ol. Ne haber abi? Kerem nerede? Görünmedi hiç bugün. Gelmeyecek. Hayırdır, hasta falan mı? Amerika'ya gidiyor. Aa. Ne zaman dönecek? Temel'le gidiyor okumaya. Bir daha da gelmeyecek. Ne diyorsun ya?
Bugün nasılsın? Eh işte. Hocanın dövmemesi kötü oldu. Gerçi sen pek üzülmedin ama... sen şey demiştin zaten. Dönmese daha iyi. Say, neden öyle söyledin? Bilmem. Söyledim işte öyle. Sen onu bırak da. Kerem nerede? Dün sana söyleme fırsat olmadı ya. Kerem'i gönderiyorlar buradan. Nereye? Amerika'ya. Ben sınıfa gidiyorum. Geliyor musun? Gelirim ben birazdan. Cihan hocam, merhaba. Ya rahatsız ettim, kusura bakmayın. Buyur Zeynep. Okula dönmeyecek misiniz, öyle mi? Ya yani kesin mi? Doğru. Neden peki? Öyle icap etti Zeynep ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Oh be, en azından onu kaybetmedik yani. Ya hocam ben bir şey diyecektim size. Yani benim sizinle aslında konuşmak istediğim başka bir şey var ama yüz yüze konuşabilirsek iyi olur. Karışık bir durum galiba, cümlede karışık olduğuna göre. Evet yani. İyi tamam, sen okuldan çıkınca beni ara. Tamam hocam, görüşürüz. Nasıl gider ya? Gitmesin. Allah Allah ya. Benim de telefonumu açmadı abi. Önce meşgul aldı, sonra da komple kapattı telefonu. Ben bir gidip bakacağım işte evde mi diyeyim. Evdedir herhalde. İyi ya, git bir bak da beni de haberdar et, tamam? Tamam. Barış. Neyse ben kaçıyorum. Tamam. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ya ben Cihan hocayla buluşacağım da sen de gelmek ister misin? Ya ben Kerem'e gideceğim, aklım onunla kaldı da. Tamam. O zaman bana da haber ver görüşünce. Tamam haber veririm. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.